Herkese yeniden merhaba. Gerçekten Ukrayna'daki gelişmelerin Türkiye'nin milli bekası, özellikle de Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz hidrokarbonları, Doğu Akdeniz Kıbrıs'ı açısından hayati önemdeki Libya'daki gelişmeleri gölgelemesine izin vermeyeceğim. Eğer Türkiye'nin geçmiş 3 yıl içinde Libya'da kurmuş olduğu güçlü bağlar çerçevesinde yaşanılmakta olan gelişmelere yeni bir cephe açma planı yok ise ve hatta bu gelişmeler çerçevesinde yaşadığımız diplomatik sessizlik, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşamış olduğumuz bir yakınlaşma manevrasının sonucunda ise son sözü baştan söylemekte yarar görürüm. Devamını açıklayacağım. Türkiye bir kez daha savaş alanında kazandığı bir zaferi diplomasi masasında kaybetmek üzere. Ve eğer bu belli bir uzlaşma, belirli bir planlama çerçevesinde yaşanılan bir gelişme ise bunun üzerinde tabii ilerleyen dönemlerde herkesin önemli durması gerekiyor. Niçin bunu bu kadar rahat söyledim? Çünkü sonuç itibariyle diplomaside tesadüflere veyahut bak o oldu da bu olduya dönüştüğe falan inanma. Diplomasi dediğiniz şey fizik kanunu gibidir. Öncesi vardır, bugünü vardır, geleceği vardır. Geçtiğimiz haftalarda İlk defa Tobruk'tan, yani Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde kurulu, esasında görev süresi dolalı hayli zaman olmuş ama ülkede yeni bir seçim olmadığı için mecburen orada var olduğunu kabul ettiğimiz Hafter yanlısı Meclis Başkanı Akile Salih'in adamlarından oluşan bir heyet Türkiye'ye geldi. Burada görüşmeler yaptılar, kabul gördüler. Erdoğan tarafından da kabul ettiler. Hatta değerli Cihat Yaycı Paşa'mız onlara bir de briefing verdi. İşte Türkiye-Libya Anlaşması'nın Trablus bağlantılı olarak nasıl başarılı ve önemli bir anlaşma olduğunu ve esasında nasıl Libya'nın faydasına bir anlaşma olduğunu. Bunların hepsi yaşandı. Sonra bizim Trablus Büyükelçimiz bizi Bingazi'de gördük. Orada temaslar yaptı. Bir takım alışverişler oldu falan. Ve esasında Halife Hafter kontrolündeki 10 meclis aynı zamanda Halife Hafter'i destekleyen Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve hatta Rusya'nın kontrolünde olan bir meclisti. Ve o meclis geçenlerde, yani geçen Perşembe günü, 2-3 gün önce bir oylamada şöyle bir karar aldı. Dibeybe hükümeti, yani Abdülhamit Dibeybe hükümeti Trablus'taki görev süresinin 25 Aralık 2021'de ülkede seçim yapılmadığı için doldurmuştur. Onun yerine başbakan olarak Misrata'nın güçlü ismi ve bizimle anlaşmayı imzalayan ve bizimle savaş sırasında çok yakın ilişki kurmuş olan fakat sonradan Halife Hafter cephesine geçtiği anlaşılan Fethi Başağı'yı başbakan ilan etti. Şimdi ülkede iki tane başbakan var. İki tane ordu var. İki ordu, iki başbakan. Şimdi böyle bir durumda tabii Libya'da birleştirme operasyonunun küresel güçler ve Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üstün gayretleriyle anladığımız kadarıyla Trablus zemininden çıkarılıp Bingazi ve Tobruk zemini üzerinden başbakan ilan edilen Fethi Başağı'ya vekil edildiği anlaşılıyor. Yani Fransa, Rusya daha henüz o işin içinde değil ama Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri
Türkiye'nin çıkarlarını düzenli olarak koruyan ve Türkiye ile ilişkileri bütün diğer ülkelerin ilişkilerinden daha önde tutan meşru başbakan D.B.B.'yi bir saray darbesi gibi bir darbeyle devirip yerine Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin adamı olduğu tescillenmiş Fethi Başa'yı getirmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye burada sessiz kalıyor. Geçenlerde Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El-Mişri buradaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptı. Ve o görüşmede Çavuşoğlu internet Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Halit El-Mişri ile Libya'da siyasi istikrarın sağlanması, birliğin düzenlenmesi ve anayasal çalışmaların güçlendirilmesi yönünde olumlu bir işbirliği görüşmesi yaptık dedi. Ama aynı Halit El-Mişri şimdi hem de Batı kanadından, Trablus'tan bir siyasetçi olmasına rağmen ve 2020 yılındaki o Trablus Savaşı'nda Türkiye'de Fethi Paşa gibi içli dışlı olmasına rağmen ve daha birkaç gün önce Ankara'da bulunmasına rağmen çıktı dün. Tobruk Meclisi geçen yıl Dibeybe hükümetine güven oyu vermişti. Bu nedenle görev süresinin dolduğuna da Dibeybe'nin karar verebilir diyerek açıkça Fethi Başa'yı destekledi. Bu gelişmeler üzerine Libya'nın Trablus'ta yaşayan ve 2019 yılıyla Türkiye'nin müdahalesine kadar 2020'nin Haziran aylarına kadar müthiş bir kuşatma altında yaşamış olan ve Terhune gibi bölgelerde sivillerin katliamını görmüş olan, toplu mezarları görmüş olan Libya halkı Trablus'un Şehitler Meydanı'na indi. İki şey talep etti. Bir, Tobruk'taki meclis. İki, Yüksek Devlet Konseyi lağvedilsin. Bunlarla artık bizim işimiz olmaz diye. Şimdi giderek tabii Halife Hafter'in kişiliğinde şekillenmiş olan savaş suçları, katliamlar, Trablus'a dönük füzeli saldırılar, her şey ama her şey ve batıya dönük her şey, bütün saldırılar insanların kafasında canlandı. Ve esas ilginç yanı, herkesin gözü ordudaydı. Trablus'taki en büyük güç, milli ordu, 166. Tabur komutanlığı açıklama yaptı. Abdülhamit Dibeybe'nin meşru yönetiminin emrindeyiz. Bu yönetime ve Trablus'taki hükümete kimsenin elini uzatmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ama esasında Fethi Başa açısından esas darbe Misrata'da geldi. Misrata, Fethi Başa biliyorsunuz Türkiye asıllı, Türk asıllı bir isim. Yoğun bir Türk lobisi var orada. Türk asıllı insanların yaşadığı bir bölge. Çok zengin bir bölgedir Misrata. Fethi Başa da çok zengin bir adam, aynı Dibeybe gibi. Oradaki Misrata Tugayları Kaddafi'nin yıkılmasında da çok önemli rol oynamış. Daha sonra DEAŞ'la mücadelede çok önemli rol oynamış. Yani en az milli ordu veya Halife Hafter'in ordusu kadar önemli bir askeri güçtür Misrata Tugayları. Bunlardan bazılarının baştan beri Fethi Paşa'nın adamları oldukları biliniyordu ama bu gelişme üzerine 21 Misrata Tugay'ı açıklama yaptı. Topla, ortak ve dediler ki bu parlamentonun, meclisin almış olduğu yeni başbakan kararını tanımıyoruz. Dibeybe'nin başbakanlığını tanıyoruz dedi ve Misrata'dan 200 ağır silahlarla donatılmış asker dün akşam saatlerinde harekete geçtiler, Trablus'a geldiler ve Trablus'ta ünlü Şehitler Meydanı'nda güvenlik önlemlerini alarak doğudaki güçlere karşı
bir gövde gösterisinde bulundular. Kimse bu Trablus'a giremez diye. Zaten aynı anlarda Dibeybe'de, yani meşru başbakanda, eğer bu Trablus'a Fethi Paşa girerse bilin ki Libya işgal edilmiş demektir dedi. Niye diyor? Çünkü arkasındaki güçleri tanıyor Fethi Paşa'nın. Şimdi böyle bir durum var. Libya ordusu, destek güçleri ve emekli askerler kesinlikle Fethi Paşa'nın ihanetine karşı çıktıklarını, siyasi diyalog forumunun sonuçlarıyla çelişen ve ülkenin yeni geçiş aşamalarına girmesini isteyen bu saçma durumu kabul etmiyoruz dediler. Aksakallar ve aşiret reisleri Batı'nın aynı şekilde bir araya geldiler ve dediler ki bir paralel hükümet olamaz. Bu hükümet, yani şu anda Trablus'taki hükümet, seçimleri yapma göreviyle iş başına gelmişti ve seçimler bitip Libya halkı tarafından seçilmiş bir isim ortaya çıkana kadar bu seçim ve bu hükümet devam edecektir dediler. Şimdi Libya esasen, benim bütün bu anlattıklarımdan siz de anlıyorsunuz, İkiye bölündü tekrar. Sirte-Cufra hattının doğusunda bir hikaye dönüyor, batısında bir hikaye dönüyor. Şimdi tabii Türkiye açısından durum şöyle vehamet kazanıyor. Mısır açıklama yaptı. Dedi ki biz Tobruk Meclisi'nin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Yeni Başbakan Fethi Paşa liderliğinde bu yeni kurulacak hükümetin Libya'yı bir seçime ve bir başarıya götüreceğine inanıyoruz dedi. Bu tamamen işte zaten bu açıklama Fethi Paşa denilen adamın ne olduğunu, kimin adına orada başbakan ilan edildiğini anlatmak açısından önemli bir kriter. Demek ki Avrupalılarla Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin oradaki meşruiyetini savunan Dibeybe'yi bu adam üzerinden devirmekte karar almışlar. Niye? Ben şimdi size söyleyeyim niye Avrupalıları kattım bu yoruma. Çünkü Cuma günü Sisi'nin konuğu Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tu. Ve Alman Dışişleri Bakanı ile oturdular. Libya'yı konuştular ve Alman Dışişleri Bakanı Mısır'ın Berlin sürecine yaptığı büyük katkılar çerçevesinde Libya'da sağlamış olduğu istikrar için teşekkür etti. Lan oğlum, net istikrarı. Türkiye eğer Halife Hafter'i Trablus'tan Sirte-Cufra hattına itmeseydi siz hangi Libya'nın hangi istikrarıyla konuşacaktınız? Bitmedi. Bir gün sonra Sisi neredeydi? Fransa'da. Brest'te Emmanuel Macron'la buluştu. Yine Libya'yı konuştular. Ve yine bu sefer Paris anlaşması, Paris zirvesi ki Türkiye katılmamıştı ve Berlin süreci çerçevesinde Libya'nın yeniden yapılandırılması vesairesini ele aldılar. Bu şu demek, Mısır'ı görevlendirmişler. Mısır Halife Hafter'i destekliyor. Halife Hafter de Tobruk'taki meclise karar vermiş ve bildirmiş. Onlar da bu adamı Fethi Paşa'yı başa getirmişler veya getirmeye çalışıyorlar. Peki gelen bilgiler vahim. Fethi Paşa Hafter'le anlaşmış. Katliamların hesabı sorulmayacak. Hakkındaki soruşturma ve savaş suçları takipleri düşürülecek. Yeni kurulacak hükümette Savunma Bakanlığı Hafter'in yanındaki bir karaktere verilecek. Büyük bir olasılıkla oğlu bile olabilir. Saddam Hafter. Ve bu çerçevede de Hafter'in onayladığı, Mısır'ın onayladığı, Fransa'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin onayladığı bir hükümet kurulacak. Esasında Fethi Paşa bizim sevdiğimiz bir karakterdi. 2020 Savaşı'nda İçişleri Bakanı'ydı. Faiz Sarraç hükümetinde. Çok sık Türkiye'ye geliyordu. Hatta 2020 yılının yanılmıyorsam ilkbahar veya sonbahar ayları, yaz aylarıydı. Bir anlaşmazlık çıktı.
Fethi Başağı İçişleri Bakanlığı'ndan alındı, askıya alındı. Atladı uçağa, geldi Ankara'ya, Erdoğan'la görüştü, döndü ve Faiz Sarraç Erdoğan'ın talebi, ricası üzerine, o sırada tabii Türkiye savaşıyor bir karşı tarafla, Fethi Başağı'yı yeniden İçişleri Bakanı yaptı. Yani bu kadar bizim adamımız diye gördüğümüz bir adamdı. Ama ben sonra şu daha önceki videolarımda da söyledim. Savaş biter bitmez Fransa'ya gitti. Savaş bitti, Fransa'ya gitti ve Fransa İçişleri Bakanı'yla günler süren toplantılar, anlaşmalar, Fransa'nın bilgisayar sistemlerinin Libya sınırlarına konulması vesaire vesaire. Halbuki savaş süresince Dışişleri Bakanı Fransa'nın Fethi Başağı'nın Fransa'ya karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle bir gün yaptığı basın toplantısında, biz o İçişleri Bakanı'ndan çok Türkiye'ye bakıyoruz. Bu Fethi Başağı denilen adam, İçişleri Bakanı Libya'nın, Fransa aleyhine bu kampanyayı Türkiye'de Erdoğan'ın emriyle sürdürüyor diyecek kadar içli dışlıydık. Şimdi bu adam Halife Hafter'in adamı, Fransa'nın adamı ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın adamı olarak karşımızda. Bir tarafsız bir siyasi gözlemcinin şunu yazdığını gördüm. Türkiye derhal Fethi Başağı ile bağlantılı bir açıklama yapmak zorunda. Çünkü Libya halkı hala bu adamı Türkiye'nin adamı olarak görüyor esas olarak ve buna karşı duyulan tepki, özellikle Trablus halkı ve ülkenin batı kesiminde Fethi Başağı'ya karşı duyulan tepki, zaman içinde Türkiye'ye karşı duyulan bir tepkiye dönüşme ihtimalini barındırıyor. O yüzden Türkiye'nin bizim bu adamla bir alakamız yoktur, Dibey ve hükümeti yasal bir hükümettir yönünde bir açıklama yapması gerekiyor. Yapmıyoruz. 3 gün geçti. Bu adam aynı zamanda Fethi Başağı bizden koptuktan sonra bir Fransa ile, iki Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'dan sorumlu en üst düzey diplomatı Stephanie Williams'la resmen irtibatlı değil, ittifaklı bir hale gelmiş vaziyette. Bir yandan da Fethi Başağı'yı Fransa'nın yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir şekilde öne süreceği yönünde beklentiler çok yüksek. O yüzden yine bir bölge uzmanı şöyle dedi: küresel güçlerin Başağı senaryosu çerçevesinde yakında Dibey Bey'e onurlu bir şekilde çekilme imkanı tanıyacakları veya önereceklerini bekliyorum diyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben basit bir gazeteciyim. Diplomasinin incelikleri, küresel sistemlerin şusu busuyla falan da çok fazla detaylı konuşmuyorum. Kriterler önemlidir. Eğer bir gelişme sırasında sizin karşınıza dikilen adamı sizin geleneksel muhatabınız ya daha doğrusu düşmanınız veya düşman gruplarınız destekliyorsa, orada uzlaşabileceğiniz bir durum yok demektir. Yok demektir. Çünkü o gelişme zaman içinde sizi oradan yok etmeyi amaçlayan bir Fransa. Brest'te Sisi ile görüştü. Annalena Sisi ile görüştü. Hepsinin ortak konuları, yabancı güçler çekilsin, Libya Libyalılara bırakılsın. Libya Libyalılara bırakılsın dediğin an Halife Hafter'e bırakılsın demek oluyor. Çünkü onun elindeki ordu güç konsolidasyonu öbür taraftaki ordunun güç konsolidasyonundan daha yüksek. Üstelik herkes Türkiye ile uğraşıyor, Fransa dahil, ama o bölgede kapı gibi Rus askeri de tıpkı Ukrayna sınırında olduğu gibi her yeri bekliyor. Tekrar uyarıyorum, inanılmaz bir süreç bu. Bu süreçte Libya'nın doğusuyla batısı yeniden birbirine girebilir, çok yüksek ihtimal. Orada Türkiye'nin ama fakat lakin demeden
ve dış politikayı dengeler içinde kollamaya çalışmadan kendisiyle doğrudan çalışacak, kendisinin müttefiki olacak unsurla yola devam etmesi gerekiyor. Efendim ekonomik sorun yaşıyoruz falan dediğiniz an itibariyle Doğu Akdeniz'i 5 gün içinde kaybedersiniz. Onu söyleyeyim. Kalın sağlıcakla.